Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz. Bugün de ısı, sıcaklık, hal değişimi, genleşme oralar var ya orada bir minik eksiğimiz vardı. Enerji ya da buradaki yani diğer adıyla ısı iletim yolları bu eksiğimiz vardı ondan biraz bahsettim. Şimdi yalnız bu defaki videonun bu defaki dökümanın farklı bir olayı var. Gördüğünüz gibi şu anda belli oluyor mu bilmiyorum ama renkli bir çıktı aldım böyle önceden hazırladım. Bunu niye yaptım zaten hani... Sonuçta renkli kalemler kullanıyorduk. Bunu niye yaptım derseniz sonraki sayfalarda böyle görseller kullanmaya başladım. Umarım beğenirsiniz. Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hocam bu resimler güzel olmuş, şahane olmuş falan filan ya da kötü olmuş böyle şey mi olur? Eski yani yöntemle devam edin diyebilirsiniz. Başlayalım bakalım. Şimdi bu arkadaşlar enerji, ısı, iletim yolları ve işte enerji, ısı, İletkenlik hızı ile ilgili bir başlık kitabımızda böyle yer alıyor. 9. sınıfımızın son ünitesi. Bazen bazen çeşitli nedenlerden dolayı ünite yetişmeyebiliyor. Bu konu kaynayabiliyor. O başlıklardan bir tanesi. Şimdi ısı iletim yolu deyince ne demek bu? Bir başlayalım bakalım neler yazmışım. Aynı ortamda bulunan maddelerden sıcak olandan soğuk olana ısı aktarımı olur. Zaten biz ısıyı bu şekilde tanımlıyorduk arkadaşlar. Aktarılan enerji diye. Isı bir yerden başka bir yere 3 yolla aktarılıyor. Üç değişik yolla duruma göre tabii ki. Şimdi bunlardan bir tanesi iletim yoluyla, efendim havalı adıyla konveksiyon, taşıma diyen var, taşınım diyen var. Bu İngilizce kökenli bir kelime. Sion hani İngilizce sözcük olarak tion'dur ya bu onu noun yapar. Şöyle hava atayım. Noun. Evet bu yani böyle onu isim yapıyor. E tabii bizimkiler de onu çevirirken taşınım diyerekten onu yine isim haline getirmek için öyle bir ek yapmaya çalışmışlar. Yani taşınım ne demek falan hani gibisinden evet erişim hakkınız yok gibi mesela işte taşınım neyse. Yani ben buna taşıma da diyorum Türkçesi taşıma ile ya da işte yani konveksiyon yoluyla. Işıma ya da burada da o zaman ışınım oluyor değil mi? Evet bak hemen kendimi geliştiriyorum ya da radyasyon deniyor. Radiate Zaten kalorifer radyatörleri diyoruz ya, petekler diyoruz ya. Radyatör lafı oradan gelme. Yine böyle yaymak, yani ısı, ışık saçmak anlamında. Radyasyon deyince kötü algılamayın. Şimdi bu işte ısı iletim yollarını tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Bak, bakınız şu fotoğrafın anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz kaliteyi sizin için yani yüksek kalitede bastırdık. Bunu anlatacağım ne olduğunu. İletim yolu arkadaşlar. Isı katılarda iletim yoluyla yayılır. Yani buna örnek olarak benim burada verdiğim mesela bir demirci var. Şurada demir çubuğun ucunu daha önceden herhalde işte ocağın içine koymuş. Yani kaç dakika orada beklemiş bilmiyoruz ama işte kızdırmış. Ondan sonra da çekiçle dövüyor adam. Şimdi ısı katılarda iletim yoluyla yayılır. Isıtılan demir bir çubuğun tanecikleri yer değiştirmeden aldıkları ısının bir kısmını çevrelerindeki diğer taneciklere aktarır. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi siz buradan ısıyı verdiğiniz zaman bakın büyüteç altına almışım olayı burada gördüğünüz gibi Şimdi buradaki moleküllerin zaten sıcaklığına göre titreştiğini biliyoruz. Sıcaklığın bu titreşimle ilgili kinetik enerjiyle ilgili olduğunu biliyoruz. E sen şimdi buraya daha çok enerji verirsen hemen altta yakından incelersek bakın böyle ısıyı alan arkadaşlar burada daha çılgınca titreşiyorlar. Yana doğru yana doğru bakın renk değişiyor giderken. Evet yavaş yavaş ısı bu tarafa doğru aktarılıyor arkadaşlar. Şimdi buna biz iletim yoluyla diyoruz. Gördüğünüz gibi bir maddesel bir ortam olması lazım. Katılarda iletim yoluyla oluyor çok net bir şekilde. Yani e, bunu da diğerlerinde tabi inceleyeceğiz. Hani demir çubuğu şuna benzeterekten yaptım. Yani bu gerçek fotoğraftır. Adam gerçekten demiri dövüyor. Yani burada şimdi bakın bu taraf tuttuğu taraf yani eliyle. Ama bu taraf ocağın içindeki kısım. Yani buradan enerji verilmiş madde yani üzerinden içeriye doğru bu tabi aktarılmış. Tabi burası en sıcak nokta oluyor. Bu tarafa doğru uzaklaştıkça da soğuyor. Şimdi işte e, tabii tabi. Hani şöyle sorular var ya onu birazdan hani göreceğiz İşte böyle e, birazdan dediğim hani yöntem olarak farklı maddelerde de farklı olacak bu. Hani böyle şuraya mum koyuyorlar efendim buradan ısı veriyorlar. Vay mum işte buradan böyle ısı aktarıldı. Vay buradaki mum ne zaman eridi düştü tadındaki sorular. Yani bu şekilde iletim yoluyla alakalı. Şimdi efendim konveksiyon ya da taşınım yolu nedir? akışkanlar bak ne dedi akışkanlar olarak bilinen sıvı ve gazlarda ısının yayılması konveksiyon yani taşınım taşıma yoluyla olur. Akışkanın ısınan tanecikleri akışkanın daha üst kısımlarına doğru hareket eder. Bunun yerinde etrafındaki daha soğuk olan tanecikler alır. Böylece ısınan akışkanın içerisinde sürekli bir dolanım hareketi olur. Yani şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi siz tam bu noktada ocağın üzerinden tam şu şu civardan böyle ocağın üstünde ısı yani veriyorsunuz enerji veriyorsunuz buradaki moleküllerin o enerjiyi alınca öz kütleleri düşüyor ve Öz kütlesi düşen yukarıya doğru hareket ediyor şöyle. Şuradan şöyle yukarıya doğru hareket ediyor. Onun yerini de tabii hemen soğuk olanlar alı veriyor. Şimdi bu bu tarafa doğru böyle gezmeye başlayınca bunlar da böyle bu tarafa doğru gezmeye başlıyor. Soğuk olanlar onun yerini alıyor. Isınan yukarıya gidiyor böyle. Suyun içerisinde bir dolaşım gerçekleşiyor. Bir dolanım hareketi gerçekleşiyor. Bunu görsel hale getirmek için suyun içerisine talaş atıyorlar. Efendim şöyle bir tane tüp var. Onu da size anlatayım. Şöyle bir tane enteresan bir tüp vardır. Şöyle gösteriyorum. Yani yapabildiğim kadarıyla. Camdan bu tamam mı? Camdan bildiğiniz böyle camdan. Şimdi buraya kadar su dolu bu şimdi şöyle şuralar yani şu içi şuralar oluyor işte içi su dolu böyle buraya bir tane kırmızı boya yani damlatıyorlar burada böyle tabi boya yayılıyor böyle sonra buradan arkadaşlar buradan böyle ocakla ısıtılıyor laboratuvar ortamındaki ocaktan bahsediyorum buradan ısıttıkça ısınan hava ya ısınan hava diyorum ısınan sıvı yükseliyor. Burada tabi o boyar yani maddeyle karşılaşıyor mürekkeple bu tarafa doğru böyle yayılmaya başlıyorlar. Çok görsel olarak olayın hani bir dolanım hareketi olduğunu sana gösteriyorlar. Bu da güzel bir örneğidir. Tabii ben hemen burada gene böyle e, konveksiyonla ilgili olarak biraz önce anlattığım olay. işte buradaki moleküller ısıyı alınca öz kütlesi azalıyor. Tabii doğal olarak yani yukarıya doğru hareket ediyor. Onun yerine daha soğuk olanlar, öz kütlesi hani sonuçta büyük olanlar geliyor. Bu şekilde böyle suyun içerisindeki dolanım hareketi yani e, açıklanabiliyor. Ocağın suyu ısıtması ve oluşan dolan. Aynı mantıkla yani karikatürize edilmiş bir görsel buldum. Kalorifer peti burası kalorifer kalorifer evet burada ona dokunan o civardaki hava tabii ki de e, yani dokunduğu yerde enerjiyi alınca öz kütlesi düşüyor ve öz kütlesi düşen ısınan hava yükseliyor. Onun yerine pencere kenarındaki daha soğuk. Bu zaten yanlış yani böyle bir kalorifer modeli olamaz arkadaşlar bu arada. Görseli beğendiğim için aldım ben. Yani genelde kaloriferi ısı kaybının en düşük yani en yüksek olduğu özür dilerim. Pencere önüne koyarız. Böyle bir şey olmaz yani. Pencere önünde burada kimse oturamaz. Sen burayı ısıtırsın. Burası çok sıcak olur. Burası çok soğuk olur. Kalorifer burada olmalıydı arkadaşlar. Evet kalorifer burada olmalıydı. Daha iyi olurdu. Neyse ısınan hava yükselmiş. Onun yerine soğuk hava gelmiş. Böyle yer değiştiriyorlar. Ama dediğim gibi burada yapsaydı aynı şeyi. Isınan hava yükselecekti. Sıcak bu tarafa doğru odanın içine doğru gelecekti. Onun yerine iyi kötü odanın içerisindeki ılık hava gelecekti. Yine ısıtıp bu tarafa gönderecektik. Bu da odanın içerisindeki hava akımları olacak. Kalorifer peteğin odayı ısıtması ve oluşan dolanım diyoruz. Örnek olarak bu ikisi çok net verilebilir. Üçüncüsü Işıma, radyasyon yolu ile buna bir bakalım şimdi. Şimdi efendim ısının elektromanyetik dalgalarla yayılmasına ışıma denir. Sıcak maddeler ışıma yaparak etraflarına dalgalar yayar. E tabi ki burada ne olmuş böyle bir şeyler olmuş ben herhalde biraz önce kağıttan alta geçmişim neyse. Etrafına dalgalar yayar yani fotonlarla elektromanyetik dalga değil yani herkes sıcaklığına yani göre ışıma yapacaktır bunu unutmayalım. Işımanın olması için dikkat bu farklıdır. Biraz önce mesela iletimde ve yani sonuçta konveksiyonda mutlaka ortam gerekiyordu ama ışımada radyasyon yoluyla buna gerek yok. Katısı ve gaz gibi ortama ihtiyaç yoktur. Bu önemlidir. Örnek olarak güneşin dünyayı ısıtması ve elektrikli ısıtıcılar verilebilir. Hemen tabii boş durmadık. Onun da görselini hemen buradan aldık. Güneşin dünyayı ısıtması arada bir ortam olmadı. Hani madde var tamam bir şey demiyoruz da yani bir hava gibi, sıvı gibi bir ortam yok. Yani buna dikkat. Ortam yok. Ortam yok. Şimdi bu elektromanyetik dalgalardaki güzellik yön değiştirmiyor arkadaşlar bunlar. Işık doğrusal yayılır. Elektromanyetik dalga dediğiniz şey ışıktır. Hemen klasik üzerinde marka olmayan bir görsel yakalamaya çalıştım. Bildiğiniz elektrikli soba. Siz bunu hani reklam yapmayalım ama UFO diye de UFO marka var ya. Şöyle işte şu çubuklar yardımıyla böyle hani açıyorsun. Ya da termo, termostatı devreye giriyor. Böyle diye böyle bir enteresan sesler çıkararak kızıyor. Ve etrafa yani böyle yüzüne yüzüne gelen oturduğun yerde hani böyle e, elektromanyetik dalgaları etrafa yaymaya başlıyor. Elektrikli ısıtıcılar da yani bu. Dikkat edin doğrusal bir şekilde oluyor buna. Çok dikkat. Evet. Şimdi genel olarak özetlersek yani iki farklı görselle yaptık. Şurada mesela laboratuvar ortamında bir demir çubuğu yani tutturmuşuz. Buradan işte Bunzen, Bunzen miydi? Bunzen ocağı mıydı? Neydi? bunu tam hatırlamıyorum. Böyle işte ocaktan kızdırılıyor burada. Tabii ki ısı buradan böyle hani bu noktadan böyle bu tarafa doğru yayıldığı için burası en sıcak. Tabii yavaş yavaş bu tarafa geliyor. Yani sıcaklık da düşüyor. Bir bu. ikincisi konveksiyon. İşte bu sefer de çaydanlık. Tencere vardı biraz önce. Şimdi çaydanlık ısınan yani moleküller yoz kütlesi düşünce yukarıya onun yerine de soğuk olanlar aşağı böyle suyun içerisinde dolanım hareketi oluyor. Bu ışıma elektrik sobasında şimdi şöyle arkadaşlar burada bazen böyle yandan kalorifer peteğine şuna buna bakınca hani böyle yukarıya doğru da böyle titreyen havayı görürsün. O konveksiyon akımlarının yani taşımanın ta kendisidir ama böyle sizin tam karşınıza doğru gelen şey ısınan hava yükselir arkadaşlar. Karşıya gitmez. Bunun işte ışımı olduğunu söylemek zorundasın. Adam da burada kırmızı renkle şöyle yana doğru yapmasının sebebi o. Şimdi bir tanesi de şu ben bunu çok beğendim. Mesela bir tane böyle eski tip eski tip şey böyle soba yapmışlar burada. Sobanın üzerine bir çaydanlık koymuş. Burada nefis bir şekilde iletim var. Dokunuyorsun ısıyı alıyorsun. Bir bu. Şurada şöyle hani ısınan hava yükselir dediğimiz zaman şurada konveksiyon var. Konveksiyon, konveksiyon. Kediye yaramış o da şurada yani artık yatmış mis gibi doğru yerde. Bu konveksiyon ısınan hava yükselir. Ama sobanın karşısında oturuyor ayaklarına. Önce şöyle gideyim sonra yükseleyim. Yok arkadaşlar bakın. Böyle direkt olarak size gelen bir şey ya bu. Yani bu 3 metre ötede de olsan aynı şekilde hissettiğim bir şey. Bu da arkadaşlar ışıma oluyor. Bir sobada yani nerede bulunduğunuza bağlı olarak... ...etkili olan, etkili olan hani e, yani artık ısıyı taşıma yolu hangisidir diye sorarsa... ...bu iki örnek güzel olur. Şimdi efendim enerji yani ısı iletim hızı nedir? Şöyle bir bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu gördünüz mü hiç bilmiyorum. E, okulundaki laboratuvardan ya da ne bileyim hani... Burada şikayet etmemek lazım. Ee, öğretmeni motive etmek lazım öğretmen arkadaşları. Yani bazen gerçekten de e, önceden hazırlık olmayan bir laboratuvarda öğrenciyi laboratuvara götürmek, sınıfı laboratuvara götürmek zor olabiliyor. O hazırlığı yapabilmek için dersin ona göre boş olması gerekiyor. Yani siz atıyorum kafadan bir gün önceden laboratuvarı hazırlayamazsınız. Çünkü o arada laboratuvar başka derse kullanılabilir. Birisi gelir ders yapar, birisi gelir toplantı yapar. Bunları da göz ardı etmeyin, öğretmenlere haksızlık etmeyin. E, adamın ya da kadının hani o gün mesela atıyorum kafadan sizinle 3. ve 4. saatte dersi varsa, 2. 1. 2. saatte de boşluğu varsa ancak öyle olabilir. Yani bunu lütfen göz ardı etmeyin. Bizi kimse laboratuvara götürmüyor. Biz şuradaydık, biz buradaydık, fen lisesindeydik, laboratuvara gitmedik diye lütfen ağlamayın. Öğretmeninizle konuşun. Yani onu motive etmeye çalışın. Bir çözüm bulmaya çalışın. Şimdi bunu neden burada söyledim? Şu laboratuvarlarda bulunan hangi okulda olursanız olun laboratuvarlarda bulunan en klasik iletim hızı ile ilgili, ısı iletim hızı ile ilgili olarak deney düzeneğidir, aparatıdır ne diyorsanız. Çok basit bir düzenektir. Şimdi bakın burada tahta sapı var. Yani tahtanın ısı iletim hızı çok düşüktür. Burada yine demiri var. Böyle bir güzel demiri var. Şunun demir olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Demir diyorum. Şu pirinç olsun. Yani sonuçta. Bunun renklerinden anlamaya çalışıyorum. Alüminyum, alü Alüminy Evet, alüminyum. Bu da bakır olsun. Tamam mı? Bunların hepsinin ısıyı iletim yani sonuçta hızları farklıdır. Bunu deneyle göstermek en basit olarak bu. Biraz önce gördüğünüz o ocağı şimdi bunu yatay tuttuğunuzu düşünün tamam mı? Böyle havada tuttuğunuzu düşünün. Şöyle nasıl çizilir? Yani şöyle yapmaya çalışayım ben de şöyle bir şey işte. Şurada şöyle bir şey yaptık. Hani burada da şu olsun işte. Şöyle bir şey yapayım ona. Ondan sonra da işte şuralarda böyle duruyor. Şuralara mumları koydunuz. Şimdi şuradan ısıyı verdiğiniz zaman arkadaşlar şu, şu noktadan işte şu noktadan ısıyı verdiğiniz zaman eşit yani şartlarda olay başlar. Her yani tarafa aynı şekilde enerji gitmeye başlar. Ama bir bakarsınız ısı iletkenliği hızı yüksek olan yerdeki mum önce erir ve düşer. E, öğretmen de doğal olarak sorar. Hani bunu hangi sırayla buldunuz? Neden böyle oldu? Yani zaten burada iletimden bahsediyoruz. Bir de işte ısı iletim hızı devreye girmiş oluyor. En basit düzenektir. Mesela bu konu geldiğinde keşke gelebilse işte 9. sınıfın son konusu bazen ondan da kaynıyor. Böyle bir şekilde yani bulunabilir. Evet ya da en basiti bu da yok derseniz hani evde de deneyebilirsiniz ama dikkatli olun derim. Yani mutlaka yanınızda bir büyüğünüz olsun. Bir tane teli sonuçta bir bakır tel de şöyle... Bakırı da çizgili göstereyim şöyle burarsın tamam mı en son uçlarını şöyle bırakırsın şuraya bir mum takarsın böyle top yaparsın böyle hani oyun hamuru gibi ondan sonra şuradan tutarsın penseyle makasla ondan sonra bu tarafı yani ocağın üzerine koyarsın ısı gelir bakır buydu ya bakırdaki önce düşer arkadaşlar bakırın ısı iletim hızı demire göre demir tele göre daha yani sonuçta büyüktür dersin. İşte burada bir cümleyi toparlayalım. Aynı sıcaklıkta olan farklı maddelere dokunduğumuzda çoğu zaman aynı sıcaklık derecesini hissetmeyiz. Gerçekten de böyle oluyor. Mesela klasik örnektir. Soğuk bir havada yani bir parkta beton bir banka oturmak ya da tahta bir kısma oturmak hani farklı lezzetlerdir. Yani böyle dokunduğunuz zaman yani sonuçta ya da soğuk havada okulun hani merdivenlerinden çıkacaksın daha okul yeni açılmış Trabzan'da tahta kısım vardır. Dokunduğunda o kadar soğuğu hissetmezsin ama o yerde bir yerde tahtası eksiktir ya da hemen bahçe kapısındaki trabzandır, demirdir dokunduğunda elin daha çok hani böyle o soğukmuş dersin. Şimdi bu işte ısı iletim hızının farklılığından kaynaklanıyor. İşte bu durum maddelerin ısı iletkenlik hızlarının farklı olmasından kaynaklanır. Isı iletim hızı maddenin cinsine bağlıdır. Bu örnekte de zaten bunu görüyoruz. Bu gerçek bir yani laboratuvarda kullanılan bir aparat. Öyle diyelim. Şimdi ısı iletkenlik hızını etkileyen faktörler. Şimdi bazı kitaplarda bunun formülü var. Bir ara arkadaşlar bunun formülü vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. LYS'de doğal olarak kitapta olduğu için ÖSYM'de sormuştu. Ama şu anda çok net olarak kaldırıldı. Şimdi biz maddenin cinsini konuştuk. Şimdi maddenin kesit alanı. Ben burada bir şekil buldum. Şimdi T1'in T2'den büyük olduğunu söyleyelim. Burası sıcak, burası soğuk. Yani bu tarafa doğru böyle okla dalga şeklinde gösterilmiş. Isı bu tarafa doğru geliyor yani. ısı aktarılıyor. Belirli bir kesit alanı var. Şimdi karşı karşıya olduğumuz yani alanda kesit yani önemli. Şimdi bu ne? Bu nerede aktarılıyor? Bu temsili bir şekil arkadaşlar. Şimdi siz şöyle düşünün lütfen. Yani e, okulunuzun okulunuzun yani bahçeye bakan penceresini düşünün. Yani e, duvar var, şurada bir tane pencere var, burada bir tane pencere var. Neyse, işte öğretmenin masası da işte bu tarafta olsun efendim. Şöyle, şurada da tahta olsun. Yandan bakıyoruz, orta sıradan pencereye doğru bakıyoruz. Şimdi duvarı boş verdim. Şurada pencere var ya, ısının kaçtığı yerler. İşte buradaki alanlar A ya. Şimdi 2A toplamda pencere alanı var. Şimdi burada 3 tane pencere olsaydı 3A'ya göre dışarıya ısı kaçırırdınız. Bir tane pencere olmaz ama işte sınıf ya. 3 olur 2 olur bilemiyorum. Yani burada ne kadar çok pencere olursa ya da ne kadar büyük pencereler olursa siz ısıyı o kadar dışarıya kaçırırsınız. E, o zaman galiba yani sonuç olarak hani bu kesit alanı şuradaki pencereye benzetirsek yani içeriden dışarıya doğru hani kaçan. Yani ısıyı da ona göre şu alana göre söyleyebiliriz. Pencere ne kadar büyük olursa kaybedilen ısı aktarılan ısı da o kadar büyük olur. O zaman maddenin kesit alanıyla doğru orantılı oldu. Isı ee, iletkenlik hızı diyoruz ya artistik yapalım biraz. Delta Q bölü delta T. Şimdi aktardığın ısıdan bahsediyorsunuz. İletkenlik hızı deyince bir şeyin bölü delta t olduğu zaman onun hızı diye ifade edilir yani birim zamanda aktardığın ısı anlamında ya da belirli bir zaman aralığında aktardığın ısı şimdi doğru orantılıdır kesit alanıyla olduğu şimdi baktık bak burada L demiş şimdi bu duvara bir de yandan bakalım şimdi böyle baktığınız zaman hani duvarın kalınlığı söz konusudur arkadaşlar yani maşallah yani bir duvar vardır. Yani burada diyelim ki pencere yok tamam Bu duvarın kalınlığı diyelim ki işte D olursa ona göre bir başka evde yapmışlar. Yani afeda daha soğuk memleket diyelim 3D. Şimdi yani buradaki tabii ki dışarıya kaçan hani ısı ters orantı yani kesit yani şey alanı nasıl diyeyim maddenin kalınlığı diyorsun ya böyle kesit alanı diye okudum. Maddenin kalınlığı ne kadar hani fazla olursa duvarın kalınlığı ne kadar fazla olursa sen o kadar az ısıyı yani sonuçta dışarıya kaçırırsın. Dolayısıyla çok soğuk yerlerde yani sonuç olarak pencerelerin küçük duvarların kalın yapılmasının sebebi de bu nedenledir. Yani adam eksi 40'ı görüyorsa, eksi 50'yi görüyorsa, doğru düzgün ısınamıyorsa eskiden böyleydi olay yani. Ben mesela yine söyleyeceğim belki başka videoda söyledim mi ama ben askerliğimi Kars'ta yaptım. Zamanında hani Rusların hani böyle inşa ettiği binalar var. Arkadaşlar inanılmaz duvar kalınlıkları var. Yani böyle görseniz yani böyle tankla ateş etseniz zor yıkarsınız öyle duvar kalınlıkları. Çok enteres, çok şaşırmıştım gördüğümde. E o zaman kalınlıkla şimdi e, ne diyeyim ben ona? Maddenin kalınlığı delta x diyeyim. Hani buna da delta x diyeyim şöyle. Ters orantılı olduğunu söyledik. Sıcaklık farkı tabii ki de arkadaşlar sıcaklık farkı ne kadar yani büyük olursa yani ısı transfer hızı da o kadar fazla olacaktır. Yani mesela sen şöyle söyleyeyim. 150 derecedeki bir şeye dokundun, bir metale dokundun. Senin elinin hani 36 buçuk olduğunu düşünürsek ilk anda çok hani sonuçta birden yanarsın böyle elin birden o enerjiyi aldığı için derin atar yani resmen yara olur. Ama mesela 36 mu ya ben 38 derece olan hafiften hasta olan arkadaşımın alnına dokunduğumda sıcağı hissederim ama elim o kadar yanmaz. Çünkü sıcaklık farkı küçükse ısı transfer hızı küçüktür. Sıcaklık farkı büyükse doğru orantılıdır. Yani atsan zaten böyle atarsın. Çok da uzatmayalım burayı. Evet hepsini söyledik sonuçta. Gelelim ısı yalıtımı ile ilgili konuşmaya. Bunun üzerinden de bazı örnekleri söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar hala var mı bilmiyorum ama ben gördüm, ben gördüm. Alüminyum doğrama yani cam var bildiğin cam. Tahtadan yapmamış çerçeveyi PVC şu anda hani böyle çift cam, üç cam onlar alüminyum doğrama yapmış. Isı iletkenlik katsayısı ne kadar kötü? Bu doğru orantılıdır. İnanılmaz. Yapma diyor adam ama bir dönem yapıldı bunlar. Alüminyum doğrama ya korkunç yani. Mesela Şimdi bakalım camda yapacak bir şey yok. Dışarıyı görmemiz lazım. Hani sonuçta dikkat ederseniz giderek küçülüyor. Yani yani bunun ne kadar küçükse o kadar iyi. Şimdi ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Ahşap diyor, tahta diyor. Bak 0.12 ile 0,04 arasında değişiyor. Şimdi kalmadı ama mesela eski bir soru, eski bir soru. Şimdi adam şöyle bir şey yapmış tamam mı? Camın çerçeveden bahsediyor işte. Burada da kap şey kolu var. Burada açacağız. Burası cam işte cam. Şimdi burası da işte tahta. Şimdi adam diyor ki soğuk bir havada evin içindeki birisinin cama dokunmasıyla tahtaya dokunması. Bu üniversite sınav sorusu arkadaşlar. Tahta çerçeveye dokunması, pencerenin çerçevesine dokunması aynı hissiyatı vermez. Neden vermez? Ahşapın bak en yüksek olduğu yerde 0,12'lik katsayısı var ama cama bak 0.8. Sen şimdi cama dokunduğunda daha soğuk hissedersin. Bu havanın hani tahta için farklı, cam için farklı olmasından kaynaklanmıyor işte ısı iletim hızı yani. Şimdi efendim çatı yalıtımlarından bahsedelim. Hani ısı yalıtımı diyoruz ya oraya da gideyim. Mesela kaya yünü, yün keçe efendim işte yani izocam gene marka söyleyeceğiz ama taş yünü bunlar böyle rulo şeklinde yorgan gibi yani böyle çatıya seriliyor. Bakın şuna bakar mısınız ya 0,04 diyor adam yani giderek küçüldük. Yani çatıdan çok ciddi şekilde ısı kayıpları var arkadaşlar. Bunları sererek çatımızı yalıtaraktan hani böyle ne para vereceğiz onlara arkadaşlar. Hava soğukken evin içindeki sıcağın kaçmasını engeller. Hava sıcakken de eğer klimayla soğutmaya çalışıyorsanız soğuk kalmasını sağlarsınız. O yalıtım çok önemlidir. Strafor deniyor. Mesela şu anda hani nasıl diyeyim mantolama dediğimiz mantolama mantolama. Şimdi evin dışını kaplıyorsun sen. Artık zaten kanuni zorunluluk haline getirildi. Yine bakın şu kat katsayıya bakın ya. Virgülden sonra 2 sıfır var. Bindelik dilime giriyoruz. 39 demiş. Ben şöyle yapayım ya. 0 0 4 yapayım. Yani binde 4 neresi? Yani şu e, nerede? o İşte normal beton diyor mesela beton duvar 0.8 neresi? Yani sen bunu kapladığın zaman ciddi bir yalıtım yapmış oluyorsun. Bu katsayı ne kadar düşük olursa dışarıyla bağlantıyı o kadar kesiyoruz soğuğu dışarıda tutuyoruz yazında sıcağı dışarıda tutuyoruz. Şimdi çok ilginç bir e, hava dediğimiz şey. Yani merak ediyorsanız bakın arkadaşlar gaz beton diye gaz beton diye yazayım ben şöyle. Yani enteresan topuk taşına benzeyen gaz beton yazın. Şu anda tuğla yerine gaz beton kullanılan binalar var. Yani böyle içinde küçük küçük minik minik hava odacıkları. Çok da güzel böyle dikdörtgenler prizması şeklinde böyle satılıyor. Şöyle diyeyim çok kötü çizdim. Bunu böyle testereyle mestereyle çok güzel kesebiliyorsunuz. Kullanacağınız yere göre yani uydurabiliyorsunuz. Kalınlığı değişebiliyor. Minik minik böyle içinde hava kabarcıkları var böyle. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Hava durdurulabildiğinde bakın katsayı gayet düşük yani bak. Neredeyse yani şunlardan daha iyi durumdayız. Yani havayı durdurabilirseniz, havayı durgun hale getirebilirseniz güzel oluyor. Çift cam kullanma mantığı zaten bu. Yani iki camın arasındaki yani ortamı boşaltmaya çalışıyoruz. Bazen de başka gazla dolduruluyor böyle iyice hani yalıtımı kessin diye. Yani böyle yapılabiliyor. Yani mesela en klasik örnektir yine ÖSYM'nin sorusudur. Yani kuşların tüylerini kabartması ve tüylerin arasında böyle havayı durgun hale getirip böyle tabaka tabaka tutmaları yine yani şey için dışarıyla bağlantıyı vücut sıcaklığını korumak için dışarıyla bağlantıyı kesmek için. Bunu kat sayılardan anlayabiliyoruz. Şimdi umarım beğenmişsinizdir diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Ama lütfen bu yeni tatta görselleri kullandığım bu videomla ilgili olarak yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorum yapın. Hocam beğendik, beğenmedik, devam edin deyin. Hepinize teşekkürler. Dinlediğiniz için tekrar görüşmek üzere.